Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Akdeniz'de güç gösterisi tüm hızıyla devam ediyor. Yunan tatbikatına karşı Türkiye'den iki hamle. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin geniş kapsamlı Parmenion 21 tatbikatı başladı. 1 Ekim'e kadar sürecek tatbikata Yunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin neredeyse tamamı katılıyor. Bugün resmen başlayan Parmenion tatbikatı ve Atina'nın dörtlü Herkül tatbikatıyla güç mesajı verilirken Ankara harekete geçerek iki hamle yaptı. Bu gelişmeler üzerine Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Doğu Akdeniz'deki istikrar ve barış bağlamında elbette asıl mesele Türkiye'nin suçlu ve kışkırtıcı davranışlarıdır. Türkiye'nin niyetleri ve özellikle tutumları iyimserliğe pek yer bırakmıyor. Diplomatik çabaların yanı sıra silahlı kuvvetlerin genel caydırıcı kapasitesini artırmaya özen göstermeliyiz. Ve özellikle son iki yıldır planlı ve yoğun bir şekilde yaptığımız gibi açıklamasında bulunurken, Milli Savunma Müsteşarı Nikos Hardalias, dün Herkül tatbikatı sırasında tatbikata katılan Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan özel harekat birimlerinin tüm personeline hitap ederek, "Sizi temin ederim ki, ülkelerimizin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve uluslararası hukuka, deniz hukukuna derin bir bağlılıkla, kritik jeostratejik bölgemizde barış ve güvenliği garanti edeceğiz," dedi. Genelkurmay Başkanı yaptığı kısa açıklamada, dörtlü tatbikata katılan Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Özel Harekat Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı pekiştirmek için oynadığı yapıcı role değindi. Yunanistan'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki barış ve refahın bir ayağı olduğunu iddia etti. Bu güç gösterisi ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi ve askeri liderliğinin açıklamaları karşısında Türkiye iki hamle yapıyor. 28-30 Eylül tarihleri arasında Parmenion 21 tatbikatının son iki günü, yani 8 Ekim'de Limassol'ün güneyinde bir deniz tatbikatı yapılacak. İkincisi ise Chios Körfezi'nin derinliklerinde bir atışlı tatbikatıyla devam edecek. Yani Yunanistan'da Parmenion tatbikatı biter bitmez, Ankara Kıbrıs'taki Helenizm'in yumuşak karnını alt üst etmeye çalışacak. Türkmenistan, Hazar ve Orta Asya'da Türkiye ile tehlikeli bir oyun oynuyor. Rus basınında Aynur Kurmanov imzalı yayınlanan bir makalede, Türkmenistan'ın Türkiye ile birlikte tehlikeli bir oyun oynadığı kaydedildi. Siyaset bilimci Aynur Kurmanov, Türkiye, eski Sovyet Orta Asya Cumhuriyetlerinin bilgi ve ulaşım akışlarını giderek kendisine yeniden yönlendiriyor ifadelerini kullandı. Bütün bunlar Türk entegrasyonunun tek bir jeopolitik ve jeostratejik projesi çerçevesinde yapılıyor diyen Kurmanov. Buna örnek olarak da Ankara, Bakü ve Aşgabat arasında Rusya'yı bypass ederek yılda 1 milyon tondan fazla Türkmen petrolü tedarikine ilişkin son anlaşmayı gösterdi. 13 Eylül'de Azerbaycan devlet şirketi Sokar ve İsviçre-Hollanda şirketi Vitol Group, bu yıl Ekim ayından bu yana hidrokarbon taşımacılığı konusunda anlaşmaya vardı. Sokar, Türkmen petrolünü Hazar üzerinden Bakü'ye taşıyacak, ardından Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattından geçecek. Kurmanov şöyle devam ediyor. Bu boru hattının uzunluğu 1768 kilometredir. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarından geçmektedir. Şimdi Azeri, Çırak, Güneşli ve Şah deniz sahalarından üretilen petrol buradan taşınıyor. Ancak üretim kapasitesi günde 1.2 milyon varil. Bu açıkça Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı için tam olarak yeterli değil. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının en başından itibaren Türkler tarafından Türkmenistan ve Kazakistan'dan Türkiye üzerinden petrol akışının yönünü değiştirmek amacıyla inşa edildiğini güvenle söyleyebiliriz. Şu anda böyle bir senaryonun uygulanmasına tanık oluyoruz. Aşgabat'la yapılan böyle ayrı bir anlaşmanın bir sonucu olarak Novorossiysk Limanı üzerinden Rusya güzergahı boyunca toplam petrol taşımacılığı hacmi %50 oranında, yani ayda 160 milyon tondan 80 milyon tona düşecek. Bu tür kayıtlar Rus bütçesinde gelirleri derhal olumsuz yönde etkileyecek ve Rusya ile Azerbaycan arasındaki Türkmen petrolü için rekabeti artıracaktır. Ankara'nın ittiği Bakü'nün benzer Rus gaz taşıma sistemi Gazp.mm'ye ciddi bir rakip olan yeni Türk gaz boru hatları sistemi TANAP aracılığıyla Avrupa Birliği'ne gaz taşımacılığını zaten artırdığı unutulmamalıdır. Azerbaycan burada Türkiye'nin Erdoğan'ın güvenilir elleri aracılığıyla Batı pazarlarına akacak olan Orta Asya'dan petrol pompalanmasında ara bulucu, müzakereci ve aktarma taşıma merkezi olarak hareket ediyor. Sorun şu ki, Türkmen petrolü örneğini kullanan böyle bir plan,
Rusya'yı geçerek alternatif ulaşım yolları oluşturmak için uzun süredir benzer planlar yapan Kazakistan'ın yönetici seçkinleri için çekici bir örnek olacak. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yönetimi şimdi İsviçre-Hollanda şirketi Vitol Grup'a kurnazca atıfta bulunarak, bunun karını artırmak için yerel petrol çıkaran bağımsız bir yabancı şirketin tamamen iş anlaşması olduğunu söyleyebilir. Ancak bu tür kader kararlarının alınmasına şahsen katılan Gurbanguly Berdimuhamedov'un siyasi iradesi olmadan bu anlaşmanın var olmayacağını anlamak gerekir. Ülkenin resmi olarak ilan edilen tarafsız statüsüne rağmen bu eski Sovyet Orta Asya Cumhuriyeti Türkiye ile yakınlaşmaya doğru kararlı bir şekilde ilerliyor. Üstelik bu anlaşma Erdoğan'a bir Türkmen hediyesi. Ekonomik temelli, tam da Rusya'nın çıkarlarıyla çelişen bu enerji ve ulaşım projeleri, yeni bir entegrasyon birliği olan Türk Devletleri Örgütü'nün sonbahar İstanbul Zirvesi'nin bir parçası olarak adlandırılabilir. Ancak Aşgabat, bu tür eylemlerle sadece Moskova ve Pekin'e değil, aynı zamanda daha önce dostane olan Tahran'a da karşı çıktığının farkında olmalıdır. Ne de olsa Avrasya'nın bu önde gelen güçlerinin Türkiye ile çelişkileri daha da büyüyecek ve İran, Erdoğan'ın Hazar bölgesinde hali hazırda Azerbaycan himayesi üzerinden yürütülen pozisyonlarının pekiştirilmesine açıkça karşı çıkıyor. Ankara, Bakü ve Aşgabat arasındaki bu anlaşmanın imzalanmasından sadece bir gün önce İran Dışişleri Bakanı Said Hatipzade basın toplantısında Hazar Denizi'nde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın yaptığı 3 kardeş 2021 tatbikatını protesto etti. Said Hatipzade yaptığı konuşmada, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme bu konuyu tam olarak açıklığa kavuşturmuştur. 5 kıyı devleti, bu 5 ülke dışındaki ülkelerin askeri varlığının yasa dışı olduğu konusunda mutabık kaldı ifadesini kullandı. Bu uluslararası tatbikatların 1 milyon ton Türkmen petrolünün tedariki konusunda böyle bir anlaşmanın ortaya çıktığı anda sona ermesi dikkat çekicidir. Yani Azerbaycan ve Türkiye askeri güçlerini ortaya koyarak komşu ülkelerin kaynaklarına ilişkin haklarını ve Hazar'dan geçişlerini pekiştirdiler. Ve bu sadece bu iç denizin yabancı ülkelerin katılımıyla militarizasyonu için değil, aynı zamanda İran ve Rusya lehine olmayan güç dengesini de değiştirebilir. Böylece Türkmenistan, Türkiye'nin yayılmacı politikasıyla açıkça birlikte oynadı ve kaynak sağladı. Bu da Ankara'nın hem Hazar'daki hem de bir bütün olarak bölgedeki varlığını daha da artırmasının gerekçesi ve bahanesi oldu. Böyle bir oyun, tansiyonun yükselmesi ve durumun kötüye gitmesi durumunda Aşgabat'ın lehine sonuçlanabilir ve Gök İmparatorluğu'nun verdiği sözlerin çiğnenmesi buna göre değerlendirilecektir. Şimdi İran, Rusya ve Çin'in bir NATO ülkesinin Orta Asya'ya yönelik böyle bir tehdidini etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri alacağından fazlasıyla eminim ifadelerini kullandı. Sisi Türkiye ile çatışmamak için Hafter'e desteğini kesti. Afrika Intelligence, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin artık Türkiye ile çatışmak istemediğini, bunun için Libya'da darbeci Hafter'e verdiği desteği çekmeyi planladığını öne sürdü. Uluslararası yayın organı Afrika Intelligence'da çarpıcı bir yazıya yer verildi. 21 Eylül tarihli Sisi Erdoğan'la olan çatışmadan kaçınmak için Hafter'e verdiği desteği azaltmayı planlıyor. Başlıklı haberde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Türkiye ile herhangi bir çatışma yaşamak istemediği için Libya'da Hafter güçlerine verdiği desteği bile azaltabileceği iddia edildi. Çarpıcı iddiada, Hafter'in uzun zamandır kayıtsız şartsız destekçisi olan Sisi, şimdi artık ortak bir çözüm sağlamaya hazır durumda. Sisi, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınıyor ve enerjisini başta Etiyopya'nın Nil Nehri üzerindeki baraj projesi olmak üzere diğer krizlere ayırmak istiyor denildi. Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'na karşı çıkıyor. Ancak Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor. Hali hazırda %80'i tamamlanan baraj bittiğinde Afrika'nın en büyüğü olacak ve bu sayede Etiyopya'yı da enerji ihraç edebilen bir güç haline getirecek. Mısır ve Sudan'sa Nil suyundaki paylarının sağlanabilmesi için üçlü anlaşma imzalanması gerektiğini savunuyor. Körfez'de Türkiye'siz Suudi Arabistan'ın işi zor. Wall Street Journal gazetesi, Joe Biden yönetiminin ABD'nin Afganistan'dan sonra Orta Doğu ülkelerindeki askeri varlığını da önemli ölçüde azaltacağı yönünde bir haber yayınladı. Pentagon'un Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuştuğu 8 Patriot hava savunma sistemini çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan
yüksek irtifa terminal alan savunma sisteminin çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı belirtildi. Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Ali Bakir, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın zor bir durumda olduğunu belirtti. Bakir, Suudi Arabistan'ın önünde zorlu seçenekler var. Rusya üzerinden bu durumu aşmaya çalışıyor. Ancak bu durumun sorunu çözebileceğini zannetmiyorum, dedi. Bakir, Suudi Arabistan'ın İran ve Türkiye ile ilişkileri iyi bir seviyede değil. Bölgede güçlü olan bu iki ülkeden en az biriyle ilişkilerini düzeltmeden Suudi Arabistan'ın durumu zor değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin yerli ürünleri için dünya sıraya girdi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği ürünleri almak için birçok ülkenin sıraya girdiğini söyledi. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan Teknofest'e katılanlar, Roketsan'ın standına büyük ilgi gösterdi. Savunma teknolojilerine ilgi duyanların uğrak noktaları arasında bulunan Roketsan standına giden katılımcılar, firmanın ürettiği roket ve füzeler hakkında bilgi edindi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, MAMT hakkında ve MAM ailesi hakkında bilgiler verdi. Roketsan'ın önümüzdeki 5 yıllık süreçte gelirlerini %50 artırmak olduğunu söyleyen İkinci, Avrupa ülkelerinden ürünlerine yönelik ciddi bir talep olduğunu da ifade etti. Murat İkinci, hem iç piyasadaki hem ihracattaki talep çok fazla. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz, diye konuştu.